Ne gerek var oğlum İngilizce öğrenmeye? Hiçbir gerek yok hocam. İsteyen öğrenir, isteyen öğrenmez. Sen bu ağaçsın. Ağaçtın. Karakterlerin bunlar. Özelliklerin bunlar. İngilizce de bu. Ya bırak Allah aşkına. Ha, takarsın buraya İngilizce'ye. Hop. Senin için çok bir farklılık olmaz. Ama karşıdan bakan için seni renkli görür. Belki de Almanca öğrenmek. İngilizce bu. İngilizce hayat. 3. Ne? 3. 3 mi? Ağaç mı? 3. Bu mu İngilizcesi? 3 gibi ama ağaç. 3. Tabii ki de eksik. Öğrenecek. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine İngilizce konuşmak çok kolay video serisinin 3 numarasıyla sizlerleyim. Peki, bugün ne konuşacağız? Bugün gelecek zamandan bahsedeceğiz. Çok basit ama her zamanki gibi ne yapıyorum ilk etapta? Özelerimi şuraya bir alıyorum. It diyoruz. İşte özelerimiz bunlar. Süper, ne yapıyorum? Her zamanki gibi kendime 6 tane kelime seçiyorum. Hadi görelim. İşte temel 6 kelime yine karşı karşıyayız. Peki İngilizce'de gelecek zaman ne biliyor musun? İşte bu. Bak, will. Bitti. Will demek, ecek acak eki demek. Çok basit. Biz, ben İzmir'e gideceğim diyorum ama İngilizler, ben gideceğim İzmir'e diyor. Bakın kurgu hep bu. Ben öğreneceğim dil. Ben yürüyeceğim okula. Ben yıkayacağım araba. Hep bu. Hadi o zaman beraber çalışalım. Ben yarın, ben yarın gideceğim. I, bakın will ve go. Bakın özne, ecek ve fiil. Sistem hep böyle. Peki, ben dans edeceğim. I will dance. Şazment İngilizce öğrenecek. Ne diyorum? She. Bakın hep will özeden sonra. Ne diyecek? Ne yapacak? Öğrenecek. Learn. Ne öğreniyor? İngilizce. Biz Türkçe öğreneceğiz. Biz ne diyorduk? We. Ve hep will. Öğrenmek neydi? Learn. Ne öğreneceğiz? Türkçe. Turkish. Peki. Sen müzik dinleyeceksin. You. Will dinlemek neydi? Listen. Ve müzik dinlemek listen to music diye söyleniyor. Harika. Biz televizyon seyredeceğiz. Yarın. Biz will seyredeceğiz. Watch. Ne? TV. Ne zaman? Bakın burası çok önemli. Yarın. Bunu neyle söyleyeceğim? Tomorrow. Yarın demek. Çok basit. Biz keşkek pişireceğiz. We. Tabii we ilk önce. Sonra neydi? Cook. Ne pişireceğiz? Keşkek. Tabii ki İngilizcesi yok. Ne zaman? 3 gün sonra. Yani 3 days later. Bakın 3 gün sonra. Kurgu hep böyle sevgili dostlar. Biz yapacağız. Bakın fiil. Hep bu üçlü. Türkçe nasıl söylediğiniz çok da önemli değil. İngilizce'de kurgu hep bu. Hadi. İyi de biz hala İngilizce konuşamıyor muyuz? Ne yapacağız peki? Hadi o zaman tahtayı bir temizleyelim. Beraber devam. Peki biz İzmir'e gideceğiz. Yarın. Biz will gitmek neydi? Go. Nereye? To İzmir. Ne zaman? Yarın. Yani tomorrow. Harika. Onlar Almanca öğrenecekler. Onlar yani they.
Will hemen hatırlayın. Öğrenmek. They will learn. Ne öğrenecekler? German. Harika. Peki. Dolayısıyla ne yaptık sevgili dostlar? Bakın öğreneceğim derken İngilizce'de will demek, ecek, acak, eki demek. Yapmayacağım dersen ne yaparım? Peki ben dans etmeyeceğim. I, bakın her yerde olduğu gibi burada da olumsuz yapma yöntemi aslında not. I will not dance diyeceğim. Ama tabii ki bunu kısaltırım ve ben buna won't derim. Daha güzel olur. Öyle değil mi? Kolay konuşmak lazım. Bakın bizim en büyük problemimiz sevgili dostlar. Bizler İngilizceyi maalesef kurallara boğarak, detaylandırarak zorlaştırıyoruz. Ama aslında bu. Şimdi hep şöyle bir şey söyler dediğinizi duyar gibiyim. Lütfen bununla alakalı yorumlara böyle şeyler yazmayın zaten. Gerek yok. İşte hocam planlanınca going to olmuyor muydu, will miydi? Na kimin umurunda ki? Bakın hiç kimse going to kalı bile ilgilenmiyor doğru düzgün. Ve siz bu dili iletişim için öğreniyorsanız, yani karşıdaki insana gelecekten bir şey söyleyecekseniz, işte ben böyle düşünmüştüm, niyetim vardı, planım vardı, yoktu, bunlar kimin umurunda ki? Bakın müzik dinleyeceğim, bitti. Kolaylaştırmak lazım sevgili dostlar. Basit düşünün. Kompleks şeyler, gramer kurallarıyla boğulmayın. Hiç gerek yok. Çünkü herkes tüm dünyada böyle konuşuyor. Bizler boğucu gramer kitaplarındaki detaylarla uğraştığımız için yıllarca maalesef ki böyle şeyler öğreniyoruz. Tabii ki maalesef birçok İngilizce öğretmen arkadaşımız bunun kullanımını bile hani gidip yerinde görmeden kitaplardan öğrendiği gibi öğretmeye kalktığı için tabii ki ortaya ezberci bir mantık çıkıyor. Hiç gerek yok. Gelecek will bu kadar kolay. Ya bırak Allah aşkına. Bu çok önemli bir şey. Devam. Yarın yemek pişirmeyeceğim. Ben pişirmeyeceğim. I. Yapmayacağım derken ne diyorum? Won't. Ne yapmayacağım? Cook. Bakın cook bu arada yemek pişirmek olarak kullanılıyor. Böyle de bırakabilirsiniz. I won't cook. Ne zaman? Yarın. Neydi? Tomorrow. Peki. Sen araba yıkamayacaksın. Sen. Ne yapıyorum? You. Hemen want ve yıkamamak. Wash neyi? The car. Sen araba. Bakın sen yıkamayacaksın araba. Bu kadar basit. 1, 2, 3. Kurgu hep bu sevgili arkadaşlar. Ve bir sürü kelimelere boğulmanıza da çok gerek yok. Çünkü günlük dilden bahsediyoruz. Ve günlük dil aslında toplamda 150-200 tane fiil etrafına dönen bir sistem. O yüzden basit düşünün. Basit uygulayın sevgili dostlar. Da, o, yani Tarcan. Tarcan futbol seyretmeyecek. Tarcan, yani he, yapmayacak derken won't. Seyretmeyecek derken won't watch ne? Futbol. Bu kadar bakın. He won't watch football. Çok basit. He won't watch football. Dans edecek misin? Aman tanrım! Bakın yapmayacağım derken az önce won't dedik. Yani olumlu hali, olumsuz hali bu. Yapacak mısın derken de her yerde olduğu gibi will başa geçiyor. Dans edecek misin? Bakın edecek bu sefer başta. Kim sen? Will you dance? Bitti. Edecek misin? Will öznenin önüne getirdiğinizde yapacak mısın oluyordu. Peki, müzik dinleyecek misin? Will you? Listen to music. Onlar İzmir'e gidecekler mi? Will they? Artık onlar diyor değil mi? Will they go to İzmir? Sen futbol seyredecek misin? Edecek misinse başlangıcı will kim? Sen. Yani you. İzlemek neydi? Watch. Ne? Football. Bakın. Will you watch football? Çok basit bir dil sevgili arkadaşlar. Sadece dikkat. Görelim. Sen arabayı yıkayacak mısın? Yapacak mısın derken. Will başta kim? Sen. Yıkayacak mısın? Will you wash?
Neyi? The car. Peki dostlar, hadi biraz daha genişletelim. Ne zaman yıkayacaksın deseydim yaptığım tek hareket ne? Dikkat et. When will you wash? O zaman yine hemen soru kelimelerimizi hatırlayalım. Çok basit değil mi sevgili dostlar? Her zaman yaptığımız şeyi bakın. İlk iki İngilizce konuşmak çok kolay videosunu seyrettiğinizde format hep aynı. Hep basit, hep kolay ve hep konuşmaya yönelik olması gerekiyor. Hadi o zaman başlıyorum. Ben İngilizce öğreneceğim. I will learn English. Hatırlayın. Sen İngilizce öğrenecek misin? Edecek misin dersem neydi? Will. Sen, you, learn English. Harika. Niçin İngilizce öğreneceksin deseydim? Bakın, niçin? Why will you learn English? Bu kadar basit. Bakın, 3 aşama. Şazement, keşkek pişirecek. She will, neydi pişirmek? Cook. Ne? Keşkek. Şazmen keşkek pişirecek mi? Ne yapıyordum? Will she cook keşkek? Şazmen ne zaman keşkek pişirecek? When will she cook keşkek? Bakın yine aynı şey. Hep ne diyoruz sevgili dostlar? Aslında her zamanda 3 tane hareket var. Bu üç hareketi doğru yapabiliyorsanız ve bunu rahatlıkla aktif kullanabiliyorsanız zaten İngilizce bitiyor. Bırakın şu going to'larmış, işte yapıyor olacağım, yapmış olacağım, bunlar kimin umurunda? Kolay konuşmak istiyorsanız İngilizceyi aklınızda bu şekilde basitleştirerek kullanmalısınız. Bu nokta çok çok önemli sevgili dostlar. Dediğim gibi basit ama dikkatli olmak lazım. Haydi o zaman son! Ben İngilizce konuşacağım. Konuşmak ne? Speak. Hemen bir kelime daha ekledim. Ben İngilizce konuşacağım. I will speak English. Sen İngilizce konuşacak mısın? Sen yapacak mısın derken will you speak English? İyi de ne zaman İngilizce konuşacaksın? Hadi. When will you speak English? İşte İngilizce bu kadar basit sevgili dostlar. İngilizceyi her zaman konuşmak için kullanmak lazım. Çünkü ne biliyoruz? Dil bilmek konuşmak demek. Konuşamadığınız bir dil zaten sadece teoridir. Lütfen videoları seyretmeye ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sebep? Ağaç İngilizce. İngilizce olmadan yılbaşı ağacı olur mu? Hayır. Neden? İngilizce olmadan yılbaşı ağacı olmaz. Ağacı bizi İngilizler öğretti. J.F. Kennedy. Yönetimin ta kendisi. Bakayım. Evet, iyi görünüyor.